Merhaba. Şimdi şu anda kafanın içinde ne var? Ne taşıyorsun? Şimdi de olmak, ana gelmek, akışta olmak mümkün mü? Sen akışın kendisiyken hem de. Bunu fark etmek peki nasıl mümkün? Şu an çok geriye gitmene gerek yok. Yani kendimi ana getireceğim diye bütün hayatını gözden geçirmene ya da seni ben dediklerinin içine neler doldurduğuna bakmana gerek yok. Şu andan başlayabilirsin buna, şimdiden. Şimdi bu videoyu açmadan önce ya da belki hala kafanın içinde gezen seninle birlikte sen ne yaparsan geliyor ya yanına, senin taşıdığın bir yük var. Pek çok yük var, pek çok döngü var belki ama belki bir tanesi özellikle şu an ağır bir yük olabilir. Bu ağırlık tabii ki tamamen göreceli. Yani neye göre ağır? Sana göre ağır. Çok basit, saçma sapan bir şey mutlaka ama artık o kadar uzun zamandır kafanda ki kalbine de yük yapıyor. Oysa ki kalpte yalnızca aşk ve sevgi, gerçek bene ait Allah, Hu, Tanrı, varoluş, varlık, sonsuzluk, ismin ne olduğu hiç fark etmiyor. Hakiki sen, aslında ben, biz. Sadece o olması için ve sadece senin o olarak kalman için bu yükü bırakman lazım. Yükü bırakmak ne kadar güzel bir şey değil mi? Yüklerinden kurtulmak, arınmak. Oh, mis gibi. Böyle bir şeye çağrı aldığın halde peki yükü bırakamamak nedir? Buna bir bak istersen. Yani bu kadar ısrarla onun yük olduğunu bildiğin halde onu bırakamamak, acaba orada bir teslimiyet, orada bir tevekkül, orada bir kabul, orada bir artık yeniye doğru, bilinmeze doğru geçmek ve orada bir eskiyle vedalaşmak. Ta işte tam burada buraya bir bakılmalı. Eskiyle vedalaşırken onu bir paçavra gibi kaldırıp atmak değil, ona teşekkür etmek artık. Artık hizmetinin, vazifesinin bittiğini, artık yola seninle birlikte gelmesine gerek olmadığını fark etmek ve bırakmak. Kolaylıkla bırakmak. Kolaylıkla teslim etmek, kolaylıkla teslim olmak, bir bırakanın, bir bırakılanın olmadığını fark ederek kalpten aşk ile hu